Merhaba, kolajen videosunu daha önce yapmıştım. İsterseniz oradaki detayları da görebilirsiniz. Fakat öncelikle size bu kolajenin içerisindeki mucizeden bahsetmek istiyorum. Bir tarafa neyi koyacağız? Bir tarafta korku filmini belki seyretmiş olabilirsiniz. Kemikleri çıtır çıtır kırılan Samuel L. Jackson'ın başrolünde oynadığı bir filmden bahsedeceğiz. Onu kolajene bağlayacağız. Bir yandan da vitamin C eksikliği, iskorbit hastalığı var. Onu da kolajene bağlayacağız. Ve en son olarak da asma köprüleri taşıyan kabloları da kolajen sistemine bağlayacağız. Peki nasıl bağlayacağız bunu? Bakın şöyle bağlayalım. Elinizde bir tane kalın ip var. Kolajen üçlü bir halkadan oluşuyor. Ve bu üç tane ipi birbirinin üzerine döndürerek çeviriyorsunuz, doluyorsunuz, iyice sıkıyorsunuz ve kolajen bu derecede sağlam oluyor. Bütün bağ dokusunun temel yapı taşını oluşturuyor. Ama burada bir takım küçük detaylar var. Bunlardan bir tanesi, bunlar birbirinin üzerine dolanırken genellikle glisin aminoasitinin olduğu yerin üzerinden dönüyorlar. Ve bu glisin ilk kuvvetlenme aşamasını gerçekleştiriyor. İşte bahsettiğim filmdeki gibi eğer bu glisinin sentezinde genetik bir defekti varsa kemikler çok yumuşak oluyor. Hatta o kadar yumuşak oluyor ki bebekler anne karnındayken bile rahmin baskısıyla kemikleri kırılıyor maalesef. Veya doğduktan sonra en ufak travma karşısında bu kemikler çatır çatır kırılıyor. İşte buna osteogenesis imperfecta deniyor. Yani osteogenesis kemik oluşumunun maalesef bozuk olması, mükemmel olmaması anlamına geliyor. Şimdi ben bu 3 tane ipi aldım. Birbirinin üzerinden dolandırıyorum. Yaptığım iş şu, sola doğru 3 defa çeviriyorum. Ne kadar sıksam o kadar iyi değil mi? O kadar sağlam olacak bağ dokumuz. Fakat şöyle bir durum var. Bu işi kolaylaştırmak için bu amino asit zincirinin üzerinde belirli yerlere halkalar, kancalar takılıyor. Ve düşünün elinizde bir tane ip var, onun üzerinde de kancalar var. Glisinle de birbirine yapışmış durumdalar. Kancaları birbirinin üzerinde çevirdiğiniz zaman birbirlerine daha sıkı bağlanacaklar. Daha güçlü bir kolajen oluşacak. İşte bu zinciri yapan enzim, kancayı yapan enzim, halkayı yapan enzimin kofaktörü vitamin C. Vitamin C olmadığı zaman bu kancalar yeteri kadar üretilemiyor. Ve istediğiniz kadar siz o 3 ipi birbirinin üzerinde döndürün, sağlam hale getirmeye çalışın. Maalesef yeteri kadar güçlü ve sert bir kolajen oluşmuyor. İşte vitamin C eksikliği olan, denizcilerde aylarca denizde seyahat etmeleri sonucunda ortaya çıkan iskorbit hastalığında da bağ dokusu zayıfladığından dolayı denizcilerin dişleri düşüyor. Peki ben bunu çevirmeye devam ediyorum. Yeterli oluyor mu? Hayır, yeterli olmuyor. Bir de bunun üzerine bu amino asit zincirinin üzerine şeker ekliyorlar. Yani tabiri caizse yapış yapış oluyor. Ve bu ipler birbirinin üzerine daha çabuk dolanabiliyorlar, yapışıyorlar ve kolajen zinciri daha güçlü hale geliyor. Bakın doğa ne kadar mükemmel bir şekilde bir organizasyon yapmış. Sonra üçlü ipten oluşmuş elimde bir halat elde ediyorum. Sonra o halatları alıyorum, birbirlerinin yanına yerleştiriyorum ve ondan sonra 3 defa sola çevirerek oluşturduğum bu bükme işlemini bu sefer toptan hepsini birden tutup bir kez sağa doğru çeviriyorum. İşte biliyor musunuz, bakın bu sistemin benzer bir sistemi işte o asma köprüleri taşıyan kablolarda uygulanıyor. Onlar da belli bir yönde 3 defa dönüyor. Sonra hepsini toplayıp bir defa daha çeviriyorsunuz ve böylelikle tonlarca ağırlığı bu kablolar taşıyabiliyor. İşte gördünüz mü, bakın Samuel L. Jackson'dan başladık. Filmden çıtır çıtır kırılan kemikler, iskorbit hastalığı, arkasından da asma köprülerde kullanılan sistem. Bakın kolajenin bu kadar mükemmel bir sentezi var. Dolayısıyla aslında vücudumuz bize yeteri kadar destek oluyor. Biz vücudumuzun kıymetini bilip korursak o derecede vücudumuz bize iyi bakacaktır. O yüzden bunu ilginç bir bilgi olarak sizlere aktarmak istedim efendim. Değerli vaktiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.